Babil Sesli Kütüphane. YouTube kanalımıza bize destek olmak için abone olmanızı dileriz. Zaman Gezmenleri, kaynak Hans von Eyberg. Zaman Gezmenleri, takdim, eser hakkında birkaç söz. İlimde şüpheci olma insanı hakikate götüren bir yoldur. Tabii ki bu şüphe septistlerin anladığı manada bir şüphecilik değildir. İnanmış insanlar olarak önümüze çıkan her düşünceyi kuran ve sünnet süzgecinden geçirip uyanları almalı uymayan kısımlarda ise daima temkinli hareket edilmelidir. Bu ister müspet ilim dediğimiz pozitif sahada isterse dini ilimler sahasında olsun fark etmemeli, yukarıdaki düşünce kafalarda mahfuz tutulmak kaydıyla pozitif ilimlerdeki bazı konulardaki açıklamalarla alakalı bölümlere değinebiliriz. Dünden bugüne pozitif ilimler sahasındaki doğrular daha önce teoriler halinde de ortaya konuyor, daha sonra ise bu laboratuvarlarda yapılan deneylerle ispatlanmaya çalışıyordu. Bir teori deneyler neticesinde doğruluğu oraya çıkarsa ilmi bir hakikat olarak kabul ediliyordu. Fakat zaman zaman pozitif ilimler sahasında dönen çeşitli oyunlar ya da pozitif ilmin birçok siyasi kargaşaya alet edilmeye çalışılması ilmi doğrular hakkında da bir sürü şüpheyi akla getirmektedir. Darwin'in teorisinde bunun çok açık örnekleri görülmüş bulunmaktadır. Pozitif ilimlerdeki teorilerin bir de zaman ve mekan boyutunu aşan alemler hakkında fikirler ileri sürmesi ise tamamıyla başta da dediğimiz gibi şüpheyle karşılanmalıdır. Çünkü birçok hadise akılla zor kavranabilen noktada zuhur etmektedir. Zaten yapılan bütün incelemeler birer varsayımdan öteye geçmemektedir. Yıllarca birçok kanunun değişikliğe uğraması, fizik sahasındaki değişmeler bunların birer somut misali sayılmalıdır. Hatta Batı kendini bazı konularda haklı çıkarmak için birçok şeyi tahrif etmiştir. Bunlardan biri de pozitif ilimlerin coğrafi keşiflerle başladığı yalanıydı. Bu tür yalanlar üzerine bina edilen pozitif ilimlere ait ortaya konulan ürünler elbette iyi bir süzgeçten geçirilmeli ve öylece takdim edilmelidir. Elinizdeki eserde, birçok pozitif ilim adamının görüşlerinden meydana gelen bir sentezdir. İçinde doğrularla birlikte yanlışlarında olabileceği mülazasını daima açık tutarak incelenmeye tabi tutulmalıdır. Zamanda ileri sürülen tezlerin birçoğu zamanın geçmesi ve müspet ilimlerdeki ilerlemelerle kendiliğinden çürütülmüş bulunmaktadır. İleri sürülen ilimlerin doğruluğu ancak deneyler neticesinde ortaya çıkacaktır ki, bunda da yukarıda izah etmeye çalıştığımız dikkatin gösterilmesi gerekmektedir. Elinizdeki eser, insanın düşünce yapısını zorlayan kavram ve kuramlarla doludur. Belki de sahalara ait bilgileri az sahip olanlar birçok konuyu kavrayamayacaktır. Ama tefekküre doyamayan insanlar için zihni bir egzersiz ortamı meydana getirdiği aşikardır. Eser okunurken bu hususlar göz önünde bulunursa daha faydalı olur kanaatindeyiz. Yayın evimiz bu tür kitapları yayınlamaya devam edecektir. Bundan maksat pozitif ilimlerin sadece Batı'ya mahsus olmadığını ortaya koymaktır. İlim bizim için ister pozitif, isterse manevi ilimler olsun aynı şeydir ve ilim müminin kaybolmuş malıdır, nerede bulursa alsın inancının bir yansımasıdır. Bizim ilim anlayışımızı bunun dışında mütalaa edenler ya da göstermeye çalışanlar bir kısım basireti kapalı ya da kötü zihniyetli kimselerdir. Bizim inancımızda fıtratın gayesi Allah, C.C.'yi tanımaktır. İlim ise buna götüren bir vasıtadır. Bu vasıtalığı yapmayan ilim faydasız ilimdir ve tıpkı eşeğin üzerindeki yükler gibidir. Bu tür ilimden Allah, C.C.A. sığınırız. Eserde zamanın çeşitli boyutlarda incelenmesi, ışınlanma, relativite, evrenin modelleri, Bermuda şeytan üçgeninin sırları, zigzag öğretisi gibi konularda ilginç açıklamalar mevcuttur. Bunların yanında mevcut konularda fikir ileri sürenlerin hayatları da verilerek, esere ayrı bir zenginlik kazandırılmıştır. Evrenin sırlarına meraklı olanlar için iyi bir zihni gezinti yapabilecekleri bu eseri siz okuyucularımıza sunmakla biraz olsun katkımız olabilirse ne mutlu bize, İlem Yayıncılık. Kutsal metinlerde zaman, en eski kutsal metinlerden tutun da, folklorik öykülere kadar, Allah, başlangıç ve son, kün ve hün emri olarak tanımlanır. Bizim için, başlangıç ve son, zamanın geçişinden ötürü birbirinden ayrılmıştır. Zaman beşeri arızları olanlar için kainatın anlaşılmasına vesile olması gayesiyle var olan şeylerdir. Zaman ve mekanın sonsuzluğu bizim için vardır.
Allah'ın ezel ve ebed sıfatları arasında çöle atılmış bir halka mesabesinde olan zaman ve mekan bizim için sonsuzdur. Zaman ezelin başlangıcı ya da ebedin bitişi değildir. İtibaridir. Başlangıç ve sonun birlikte varoluşu bize hemen, yüksek bir mekan fikrini vermektedir. Çünkü zamanın kendisini bir boyut olarak ele alırsak, herhangi bir olayın ya da kimsenin başlangıcı ve sonu bu boyut içerisinde mevcut olmalıdır. Bir sopanın başlangıcı ile sonunun üç boyutlu mekan içerisinde birlikte varoluşunu muhakkak ki anlayabiliyoruz. Bu duygularımız için bilinen bir olgudur. Fakat zaman boyutu duyular için aşikar değildir. İlk insanlık döneminden bu yana ilahi ve beşeri dinlerde de Allah'ın varlığı ve zamanın göreceliği üzerine bilgiler verilmiştir. Svetasvatara Upanishad 3.15 Tanrı, gerçekte, tüm evrendir, olmuş olan, olmakta olan ve ötede olacak olandır. Candogya Upanishad 3.14 Tüm bu evren gerçekte Brahman'dır. O her şeyin başlangıcı ve sonu ve yaşamıdır. Mısır Ölüler Kitabı Ben dün, bugün ve yarınım. Ona ait olandan yoksun olan tek gün bile yoktur, şimdiki zaman. Benim açtığım yoldur. Hermetica, Asklepios, ebediyet zaman içerisine girer ve tüm hareketler zaman içerisinde yer alır. Ebediyet zamanın şartları ile sınırlandırılmamıştır ve zamanda devreler halinde yenilenmesi sayesinde ebedidir. Eski Ahit, Vaiz, 3.15 Var olan eskidendir ve olacak olan eskiden olmuştur ve Allah geçmiş olanı gene arıyor. Eski Ahit, Vaiz, 48.3 Önceki şeyleri eski zamandan beri bildirdim. Evet, ağzından çıktılar ve onları işittirdim. Onları ansızın yaptım ve vaki oldular. Eski Ahit, İşaya 46.10 Sonu başlangıçtan ve henüz olmayan şeyleri geçmişten bildiren Eski Ahit, İşaya 41.4 Ben, Rab. Birinci ve sonuncularla beraber. Ben oyum. Eski Ahit, Mezmurlar, 90.40 Çünkü senin gözünde 1000 yıl, geçen dünkü gün ve bir gece nöbeti gibidir. Kur'an-ı Kerim 54:50 Kamer ve bizim emrimiz birdir, ancak bir göz kırpması gibi tezdir. Kur'an-ı Kerim 22:47 Hac. Rabbinin katından bir gün, sizinle saydıklarınızdan 1000 yıl gibidir. Kur'an-ı Kerim 6:73 Gökleri ve yeri hak ile yaratan. Ol dediğinde gün o da oluverir. Onun sözü haktır. Sura üflendiği günde mülk onundur. Görülmeyeni de, görüleni de bilen hikmet sahibi odur. Her şeyden haberdar da odur. Bütün bu bilgilerden de anlaşılacağı üzere varoluş ve zaman konusundaki problemlerimizin anahtarı bizlere verilmektedir. Fakat bu bilgileri kullanmak için yeterli birikimi yapmamış olmamız bizi anlamsız tartışmalara itmektedir. Babil Sesli Kütüphane, daha fazla içerik görmek ister misiniz? Babil Sesli Kütüphane'ye abone olarak ve beğendiğiniz içeriklere yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Araştırmacısı Meister Eckhart, 260-1327 zaman ve mekan mertebesi hakkında şöyle der. Birinci gün ile sonuncusu, her ikisi birden, oradaki Allah'ın katında, şimdiki anda oluşmaktadır. Aynı şekilde kutsal yazılarda son derece ilginç bazı cümlelerle ve ifadelere rastlarız. Yeni Ahit'te Allah'ın çağları, Aeon, yarattığına dair bir ifade geçmektedir. Apocipa'nın 2. Estias kitabında şu ifade yer alır. Hirae paratum est futurum tempus yani, gelecek zaman hazırlanmıştır. Aynı kaynağının bir başka bölümünde, zamanın bütün bölümleri içinde yaratılışını ima eden şöyle bir cümleye rastlanır. Çünkü, ebedi çağları içerisinde, şimdi var olanlar için hazırlık yaptığım bir zaman vardı. 9-18 Enoch'un kitabının ıslav diliyle yazılmış versiyonunda, tüm beşeriyetin, bizim görüş şeklimize göre, zaman içerisinde birbirini ard arda izleyerek var olan tüm kişilerin hali hazırda yaratılmış oldukları söylenmektedir. Her ruh, dünyanın varoluşundan önce ebedi olarak yaratılmıştı.
Ünlü İngiliz şair ve din adamı William Blake, 1757-1827 de dünyayı bu şekilde görürdü. 6000 yıllık süreler dahilinde, zamanın tüm noktaları üzerinde kendi kendini inşa eden ya da yıkan bir dünya. Blake göre, dünya bir küre değildir. Duyularımızın algılama hızı öyle görünmesine yol açar. Evren muazzam mesafelerle birbirinden ayrılmış bir takım noktalar demektir. Zamanla ilgili bu olağanüstü fikirleri kavramak son derece zordur. Zamanın bir bölümü yerine, zamanın tüm bölümlerini kapsayan bir varoluş düşünmemiz gerekir. Bizim için ise yüzlerce yıl geçmişte yer alan bir şeyin, başka varlıklar için yüzlerce yıl sonra, gelecekte yer alabileceğine inanmak imkansız gibi görünmektedir. Böyle bir görüş, bizim olmuş, olmakta ve olacaklarımızın relatif oldukları anlamına gelir. Mutlak bir geçmiş ve gelecek yoktur. Allah için zaman yoktur. Her şey şimdiki zamandır. Bu engin şimdiki dünyada değil de, yaşayan tarihin bir bölümünde yaşamaktayız. Upanishadların birinde, Brahma, günler, aylar, mevsimler, yıllar ve çağlar ve tüm yaratıkları yöneten yıkılmaz zaman çarkı ile çevrelenmiş bir halde tasvir edilir. Sebastian Frank 16. Yüzyıl, tüm beşerlerin gerçek yaratılışının zamana dışı olduğunu söyler. Allah, zamana dışı, yani zamanın dışında olduğuna göre, her şeyi zaman dışı bir biçimde yaratır. O, tüm yaşamımızı, şimdiki zaman gibi inceler. Sebastian Frank'a göre, zamana dışı düzeni beşeri aklımızla idrak etmemize imkan yoktur. Ancak, bizlerde mevcut bulunan, aklımızın yukarısında yer alan ve gayri beşeri adını verdiği bir prensibin mevcudiyetinden bahsetmektedir. Bu prensip, olağan anlayışımıza yani mantığımıza tamamen ters düştüğü ve zaman dışı düzeni idrak edebildiği için, gayri beşeridir. Bununla, yüksek bir bilinçlilik seviyesine sahip olmakla bir bağlantı kurabiliriz. Bütün bu görüşler, aynı hususa, yüksek mekanlardaki bir başka varoluş biçimine değinmektedir. Yüksek mekanlar zaman dışıdır. Olağan bilincimiz, yüksek mekanlardaki komple gerçeğin sadece küçücük bir bölümüne dokunur. Aynen, çevresindeki manzaranın sadece belirli bir kısmını yansıtan ve zahiri olarak harekete geçiren bir döner aynaya benzer. Duyularımızın algılanma hızı, zamanı harekete geçirir ve zaman da, geçen zaman haline gelir. Yüksek mekanlar zaman haline gelir. Eğer zamanın bir anında durabilseydik, her şey olduğu gibi kalacaktı. Hiçbir şey hareket etmeyecekti. Bu tür anların bilinçli olarak deneyimlendiğini görüyoruz. Olağan zaman bilincimiz dahi hep aynı mertebede kalmaz. Nitekim apokrifal Yeni Ahit'te, Theopokrifal New Testament, şimdiki anın genişlediği ve ebediyen mevcutmuş gibi hissedildiği bir zaman durması tarifine rastlamaktayız. Şimdi ben, Yusuf, yürüyordum ve yürümedim. Ve havaya baktım ve havayı gördüğümde hayretler içerisinde kaldım. Ve göğün direğine baktım ve durduğunu ve gökteki kuşların hareket etmediğini gördüm. Ve yere baktım ve hazırlanmış bir tabak ve yanında işçiler gördüm ve elleri tabağın içindeydi. Ve yemeğini çiğneyenler çiğnemiyordu ve yemeği tabaktan alanlar almıyordu ve ağızlarına götürenler görünmüyordu. Fakat hepsinin de yüzü yukarıya doğru dönüktü. Güdülmekte olan koyunlar gördüm ve ilerlemeyip duruyorlardı. Ve çoban, değneğiyle koyunlara vurmak için elini kaldırmış ve eli yukarıda kalmıştı. Ve ırmağın akışına baktım ve çocukların suya uzanan ağızlarını gördüm ve içmiyorlardı. Ve birden her şey yoluna devam etti. Bu zamansız süredir. Burada, beşeri anlarımızdan birini bir sonraki an izlemez. Bilinç bir andan ötekine adımını atmayıp, ebedi zamanın parçasında durur. Bizim beşeri anımız belirli bir zaman ölçüsüdür. Dolayısıyla bizimkinden daha değişik bir ölçüde söz konusu olabilir. Dünyanın tüm tarihi belirli bir varlığa, bir an gibi gelebilir. Meister Eckhart şöyle der, eğer bir kimse, son 6000 yılın ve dünya sona erene kadar ki geleceğin zamanını ve tüm olaylarını toplayacak bilgiye ve güce sahip olsaydı, bütün bunları tek bir şimdiki an halinde toplaması ile zamanın bütünlüğünü verecekti. Ünlü parapsikolog ve zigzag grup üyesi P.D. Auspensky, 1878-1947, Evrenin Yeni Bir Modeli adlı kitabının 10. bölümünde tek düze bir dünya görmediğimizi iddia etmektedir. Auspensky, bazı durumlarda objelerin zaman uzunluklarını gördüğümüzü vurgulamaktadır. Kitabında zaman konusunu şöyle anlatmaktadır, zaman mevcut değildir. Fenomenlerin daimi ve ebedi ortaya çıkış ve ortadan kayboluşları, hiç durmadan akan sürekli ortaya çıkan ve sürekli yok olan olaylar çeşmesi diye bir şey yoktur. Her şey hep mevcuttur. Sadece tek bir ebedi şimdiki zaman. Ebedi şimdi, eternal now vardır ki zayıf ve sınırlı olan beşeri zihin bunu hiçbir zaman kavrayamaz ve tasavvur edemez.
Ancak ebedi şimdi fikri hiçbir şekilde, her şeyin soğuk ve acımasız bir şekilde önceden belirlenmesi, kesin ve yanılmaz bir önce varoluş fikri değildir. Her şeyin hali hazırda mevcut olması, uzak geleceğin mevcut olması halinde. Yaşam, hareket, gelişim, evrim yok demek çok yanlış olur. Ouspensky için, gerçek dünya bir sonsuz ihtimaller dünyasıdır. Zihnimiz ihtimallerin gelişimini hep tek bir yönde izler. Fakat aslında her bir an çok sayıda ihtimali kapsar. Bunların hepsi de gerçekleşir. Ama biz bunu göremeyiz ve bilemeyiz. Ancak şimdiki anın, bir sonraki anın ve böylece tüm anların ihtimallerinin gerçekleşmesini tahayyül etmeye çalıştığımız takdirde dünyanın sonsuz bir şekilde büyüdüğünü, ardı arkası kesilmeden kendisini çoğalttığını ve ölçülemez derecede zengin bir hale geldiğini ve o ana kadar düşündüğümüz yavan ve sınırlı dünyaya hiç benzemediğini hissedeceğiz. Bu sonsuz çeşitliliği tahayyül ettiğimiz anda sonsuzluğun tadına varacak ve zaman sorununa dünyasal ölçülerle yaklaşmanın ne kadar yetersiz ve imkansız olduğunu anlayacağız. Her bir an ortaya çıkan tüm ihtimallerin gerçekleşmesi için, bütün yönlerde yol alan sonsuz bir zaman zenginliğinin gerekli olduğunu anlayacağız. Dünyanın öylesine sınırsız bir şekilde geniş olduğunu hissedeceğiz ki, içinde herhangi bir sınırlamanın yer alabileceğine, içerdiği herhangi bir şeyin bulunabileceğine dair bir düşünce bize saçma gelecektir. Ouspensky, ebediyet ile zamanın ikinci bir boyutu dediğimiz, beşinci bir boyut arasında bir bağlantı kurar. Evreni en yüce haliyle altı boyutlu olarak gören Ouspensky'ye göre, evrenin bu düzeyde üç mekan boyutunun yanı sıra bir de üç zaman boyutu vardır. Bir dizi ihtimalin gerçekleşme çizgisi, zamandaki bir çizgidir. Bu durumda bir düzey çizgi için sonsuzluktur, çünkü bu düzey sonsuz sayıda çizgiyi içerebilir.